Kıymetli Keşanlılar, bugün Keşan'ın yeni nikah salonundayız. Keşan Belediyesi'nin yeni açılacak olan, yeni yapılan nikah salonundayız. Bugün arkadaşlarımıza yardıma geldik, kolay gelsine geldik. Bir hafta içinde göreceğiniz gibi yeni nikah salonumuz hazırlanıyor. Değerli Keşanlılar, kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, Keşan'da taş üstüne taş koymanın peşindeyiz. Bir hedefimiz var. O da bir taşla altı projedir. Keşan'ımıza kapalı giyim pazarı, kent meydanı, mevcut pazar yeri, üst kapaması, 255 araçlık kapalı otopark, nikah salonu ve toplu konut projesi yapmak istiyoruz. İşte bunun adı bir taşla altı projedir. Bunu sizin desteklerinizle yapacak ve Keşan'ı hizmetle taçlandıracağız. Saygıdeğer Keşanlılar, inanılır gibi değil ama geçen bir haftaya sığdırdıklarımız da var. Geçen hafta sizin için yollar açtık, kapılar çaldık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kent ormanı ve İbrice mesiri alanına sahip olmanız için TOKİ Başkan Yardımcımız ile uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara kavuşmanız için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda planlarımız ve projelerimiz için karşılıklı görüşmelerde bulunduk. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ihtiyaç sahiplerine sunacağımız yardımları, İller Bankası'nda 2021'de size yapılacak hizmetlerin finansmanını masaya yatırdık. Avrupa Birliği Bakanlığı ile Keşan'ımıza macera parkı kazandırmak için Yargıtay'da Erikli sahili sakinlerinin haklarını korumak için çok çalıştık. Yine geçen hafta içinde olimpik havuzumuza bir an önce kavuşmanız için çalışmaya, atık malzemelerden sizlere geri dönüşüm parkı hazırlamaya devam ettik. Geçen hafta çorbada tuzumuz olsun diyerek M plaka, T plaka, S plaka ve taşıma gruplarından ruhsat harcı almayarak esnafımıza destek verdik. Saygıdeğer Keşanlılar, çocuklarınıza hayvan sevgisi aşılamak için Veteriner Hekimler Derneğimizle protokol imzalayıp Herzegzade Ahmet Paşa Camimiz için müftümüzle çalışmalarımızı görüştük. Enes Kaymakamımızla, Eceabat Belediye Başkanımızla, AK Parti Gençlik Kollarımızla işbirliği müzakereleri ettik. Kıymetli hemşerilerimiz, durmuyoruz, durmayacağız. Şimdi de yeni çalışmalara başlıyoruz. Atatürk Stadı Spor Salonumuzu size layık hale getirmek için bakım ve onarımına başlıyoruz, ihaleye çıkıyoruz. Kızılay'la işbirliğinde 15 Şubat'ta kan bağış kampanyasına başlıyoruz. Hıdır Ağa Sokak'ta taş döşeme ve kaldırım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Hep birlikte yaptığımız başka şeyler de var. İzzeti İkram'da üreten kadınlarımızla Edirne Valiliği'nin düzenlediği yarışmadan 2 onurlu ödül aldık. Keşan'a kazandırdık. Yoğun yağmurda kriz masamızdan itfaiyemize, veterinerlik birimimizden temizlik işlerine tüm birimlerimizle koordineli çalışmalar gerçekleştirdik. Yağmur sonrası yağmur suyu ızgara kanallarımızı temizledik. Kıymetli Keşanlılar, geçen 7 gün içinde Şubat ayı meclis toplantımızı gözlerinizin önünde gerçekleştirdik. Olan biteni, her şeyi sizlere gösterdik. Merhum belediye başkanımız Zati Yörüker'e mezarı başında ahde vefamızı gösterdik. Fen İşleri Müdürlüğümüzle çalışmalar gerçekleştirdik. Zabıtalarımıza görevde yükselme eğitim sınavını düzenledik. Sevgili Keşanlılar, geçen hafta pazar mesaimizde de hiç boş durmadık her zamanki gibi. Teknik ekibimizle siz Keşanlıların yanında olduk. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın taleplerini topladık. Yollarda yürüyen
mahalle sakinimizin de yollarda ekmeği peşinde koşan taksicimizin de yanındaydık. Kimi Keşanlı'nın çay sohbetine konuk olduk, kimi Keşanlı'nın bebek sevincine ortak olduk. Hel hele tutuşanların sevinçlerinde, elveda deyişlerin üzünlerinde hemşerilerimizin yanındaydık. Geçen hafta gün oldu basınımızla, gün oldu iş insanımızla, gün oldu yağmurdan etkilenen esnafımızla beraber olduk. Biz halkından kopmayan, bağrından çıktığı Keşan'a ve Keşanlılara sırt çevirmeyen bir belediye olmakla gurur duyuyoruz. Keşan'a hezimeti değil, hizmeti sunmaktan da gurur duyuyoruz. Gayret bizden, takdir önce Allah'tan, sonra siz değerli Keşanlılardandır. İçten saygı ve sevgilerimizle iyi haftalar dileriz.